Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Bu video bir isyan, kısmen dertleşme ve isyan ettiğimiz soruna çözüm bulmaya çalışan insanları açık açık tebrik etme videosu. Uzun zamandır şöyle e-postalar alıyoruz. İşte lütfen bizim sesimizi teknoloji şirketlerine duyurun diyen pek çok takipçimiz var. Artık teknolojinin görmezden geldiği o insanları konuşmanın ve onların taleplerini dile getirmenin vakti geldi. Çünkü teknoloji demek akıllı telefon, bilgisayar demek değil sadece. Teknoloji bir sorunu kimsenin aklına bile gelmeyen fikirlerle çözmek demek. Sanayi devriminden bu yana çözülen sorunlara baktığımızda ne görüyoruz peki? Gerçek sorunlardan koptuğumuzu ve yerine yapay sorunlar koyduğumuzu. Mesela görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran daha fazla teknolojiye yatırım yapılsa, daha fazla uygulama görsek, eminim buna çoğunuz itiraz etmeyecektir. Birazdan bu taleplere sessiz kalmayan MediaMarkt'ın mağazalarında uygulanan bir çözümü paylaşacağım sizlerle. Bizzat yerinde gidip denedik çünkü, gözlemledik her şeyi. Ama önce söz gören bir insanın çağrılarında olsun. Sizi Serdar'la tanıştırayım. Kendisi dünyadaki 295 milyon, ülkemizdeki 1 milyonu aşkın görme engelli insanlardan sadece birisi. Serdar teknolojiye pek çok görme engelliden çok çok daha hakim. Aktif şekilde sosyal medya kullanıyor. Kendisi gibi görme engelli diğer dostlarımızın hikayelerini de podcastlerinde paylaşıyor. Deli dolu bir adam gördüğünüz gibi. Bunları yapmak için de teknoloji şirketlerinin 20 yıldan beri doğru düzgün geliştirilmeyen ekran okuma teknolojilerini kullanmak zorunda kalıyor. Bu ekran okuma özelliği biz açtığımızda şöyle duyuluyor aşağı yukarı. 2024 Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan Türk Derin Acemoğlu kim? Web Tekno, Web Görünümü, Play Video, Ana Sayfa, Düğme. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Uzun basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun. Ancak Serdar tam olarak o sesleri bu şekilde duyuyor. 100 kat daha hızlı. Bu kadar. Teknolojiye erişmek için Serdar gibi milyonlarca görme engellinin elindeki en gelişmiş teknoloji bu sadece dostlar. Yakın zamanda yapay zeka alanındaki gelişmeler bir umut olsa da bunlar ücretli, hatta ücretli olması bir kenarı, çoğunda dolar kuru ödeme olarak kabul ediliyor. Mesela ChatGPT'de 20 dolar gibi abartılı aylık ücretler söz konusu. TL kuruna göre hesaplayınca hem çok pahalı hem de herkes için eşit oranda karşılanabilir bir ücretten söz etmiyoruz burada. Yani fırsat eşitliğini sağlamak için bize bu tip yapay zeka destekli uygulamaların ücretsiz olanları lazım. Lazım ki görme engellilerin hayata karışacağı noktalarda işleri son derece kolaylaştırabilelim onlar adına. İşte şimdi videonun başında söylediğim o tebrik kısmına geliyorum. Bundan birkaç gün evvel az önce sizinle tanıştırdığım Serdar'la buluştuk ve bu sorunu çözen ücretsiz bir uygulamayı MediaMarkt'ın görme engelliler için erişilebilir hale getirdiği bir mağazasında birebir şekilde deneyimledik. Ben sizi arkadaşım Serdar'la tanıştırmak istiyorum. Serdar hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen ta İstanbullardan kalkın bizim için buraya gelmişsin. Çok teşekkür ediyorum sana. Nasıl geçti yolculuk? Rica ederim. Çok güzel geçti. Çok teşekkürler. Şimdi burada olma sebebimiz senin mağazayı nasıl deneyimlediğini göstermek izleyicilerimize. İstersen biz sohbetimize içeride devam edelim ve hem nasıl bu uygulamayı kullandığımızı anlatalım izleyicilerimize, hem de sen kullandığın andaki deneyimlerini bize aktar. Olur mu? Olur. Büyük bir memnuniyetle. Tamamdır. Hadi geçelim. Uygulamaya girdiğim zaman ana ekranda bu tarz bir ekran geliyor. Ben bir mağazaya, bir markete, bir yere gittiğim zaman mekanlar kısmına tıklıyorum. Buraya kısaca med yazdım. Çıkan MediaMarkt listesinden ara diyorum. Ve burada İzmir buluyorum. Mesela bu MediaMarkt İzmir mağazası. Burada erişilebilirlik ne demek? Yani mekan hakkında bilgiler veriyor. Mağazanıza en yakın tuvalet nerede bulunuyor? Mağazanızda giriş kapısı bulunuyor mu gibi sorular var. Bunların cevabını alabiliyorum. Hani demiştim ya en başta, görevler bizi yönlendiriyordu veya tek başımıza araya araya buluyorduk diye. İşte bu o sorunu çözüyor. Daha sonrasında yine erişilebilirlik kategorisinde burada hangi kategori nerede? Süpürge bölümü giriş kapısına göre nerede bulunuyor? Buzdolabı bölümü gördüğünüz gibi nerede bulunuyor? Bu bilgilere buradan ulaşabiliyorum. Mesela kulaklık aşağıda aramak yerine buraya kulaklık yazıyorum. Burada tarif veriyor bana. Kapıya göre şu adım, bu kadar adım diye. O zaman hadi bizi götür kulaklıklara. Ama seni takip edelim. Şimdi burada AI asistanı var. Buraya tıkladığım zaman resim çek diyor. Ben ister en baştan, istersem ortadan bir ürünü seçiyorum. Şu şekilde ürüne odaklanıp resim çek dediğim zaman burada bir ekran açılıyor. Burada bana ne istediğimi soruyor. Yani mesajın nedir diyor. Ben buraya bana ürün hakkında bilgi ver. Burada bana bir çıktı vermesini bekliyorum. Çıktı gelirse de ne olduğunu anlamış oluyoruz. Markasını, modelini bana iletti. Bir de bizi robot süpürgelere götürebilir misin? Tabii götüreyim ama bunun için hem uygulamanın verdiği tarife hem de adımlarımı karıştırmamak adına geri dönmem gerekiyor girişe. Sizi robot süpürge bölümüne uygulamayla götüreyim. Müzik.
Şimdi yürüyen merdivenlerinden indim, 20 adım ileride diyor. Ben hiç bozmadan. Yine istediğim bir ürünü çekerek ne olduğunu anlayabiliyorum. Bunun için yapmam gereken tek şey AI asistanını açmak ve ürüne doğru tutup resmini çekmek. Bunu çekmek istediğimde bunu çekebiliyorum. Bu ürün hakkında bilgi ver. Bana bu ürünün ne olduğunu söyle dediğim zaman da fotoğraf yükleniyor ve bana yine çıktı veriyor ne olduğuna dair. Bir robot süpürge görünüyor diyor. Üzerinde beyaz bir gövde ve siyah bir alt kısım diyor. Üst kısmında bir QR kod var diyor. İki düğme öne çıkıyor diyor. Biri güç düğmesi, diğeri muhtemelen mod veya başlatma düğmesi olabilir diyor. Markasını söylüyor, modelini söylüyor, böyle. Serdar'ın bahsettiği BlindLook uygulamasının kurucularından birisi Sadriye Görece de görme engelli. Karşısına çıkan fırsatları değerlendirerek 15 yaşında lise eğitimini almak üzere gittiği ABD'den Türkiye'ye döndüğünde erişilebilirlik kavramının öncüsü oldu. Diğer kurucu Cihat Ersinaydın 8 farklı girişimin ardından bugün görme engellilerin gören insanların hayatlarına erişebilmesini sağlayan BlindLook'u gerçeğe dönüştürebildi. İşte MediaMarkt'ta bu başarıya en büyük ortaklardan birisi. Çünkü şu anda 30 mağazası görme engelliler için de artık erişilebilir durumda. Yavaş yavaş Türkiye'deki tüm MediaMarkt mağazaları görme engelli dostu mekanlar haline gelecek. Abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Kısaca bir kendini tanıtır mısın bize? Ben Enes Ertürk, BlindLook'un marketing menajeriyim. Bugüne kadar kaç tane görme engelli müşterimiz bu hizmeti kullandı ve buna memnuniyet oranları nasıl oldu? Memnuniyet oranlarından bahsedeyim hızlıca, daha sonra rakamlara da gelirim. MediaMarkt'ta bizim iş bildiğimiz çok yeni olmasına rağmen memnuniyet oranları aslında çok güzel. Kullanan, deneyimleyen görme engelli kullanıcılar bizim çeşitli platformlarımızda memnuniyetlerinden bahsediyorlar ve şu an hani işler gayet güzel gidiyor bizim için de. Çok memnunlar. Biz BlindLook olarak şu vakte kadar 300 binin üstünde bir görme engelliye ulaştık zaten. Ve MediaMarkt markasını da 40 binin üzerinde bir görme engelli kitleye ulaştırdık. Artık görme engellilerinde gören insanlar gibi mekanlara gitmelerini, marka deneyimini daha erişilebilir yaşamalarını sağlayan bir uygulama var özetle. Online ortamda bile. Böyle bir uygulama yokken mağazaları nasıl dolaşıyordun ve şimdi hayatında neler değişti? Böyle bir uygulama yokken öncelikle bir görme engellinin ürün ve mağazaları tanıma noktasında inanılmaz sorunları var. Ne alacağını kararlaştırıyorsun, mağazaya giriyorsun, görevlilerden yardım alıyorsun, insanlara sorman gerekiyor. Tek başına neyin nerede olduğunu bulamazsın ki bağımsızlık bizim için çok önemli. BlindLook uygulamasıyla bu tarz projeler hayata geçtiğinde inanılmaz hayatımız kolaylaştı. Çünkü bizi uygulama navige ediyor, o yönlendiriyor. Yapay zekalı ürünleri bize o söylüyor. Mesela bu ürünün ne rengi diyorsun söylüyor. Gerçekten bir devrim kapanıyor ve yeni muhteşem bir devrim başlıyor. İşte MediaMarkt Türkiye'de BlindLook'un kapsayıcı markaları arasına katılarak İstanbul'da 29 ve İzmir'deki bir mağazasını tamamen görme engellilere erişilebilir kıldı ve daha fazla mağazasında bunu uygulamak için inanılmaz bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Hatta bu başarılı işbirliği MediaMarkt'ın merkezi olan Almanya'daki diğer şubeleri için de ilham kaynağı oldu. Hatta bu ilham kaynağı olan insanlardan birisini dinleyelim şimdi. Elif Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Direkt şu soruyla girmek istiyorum. Bu BlindLook macerası nasıl başladı MediaMarkt adına? MediaMarkt Saturn Grup olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde sürdürülebilirlik bizim için çok önemli bir konu. DNA'mızda olan bir konu ve kapsayıcılık da sürdürülebilirlik içerisinde. Dolayısıyla biz kapsayıcılık alanında teknolojiyi herkese erişilebilir kılmak istedik. Onun için de BlindLook'la çalışmaya başladık. Tıpkı Serdar'la yaptığımız testte olduğu gibi girişinde BlindLook logosu olan bütün MediaMarkt mağazaları artık görme engelliler tarafından rahatlıkla gezilip dolaşılabiliyor dostlar. Siz az önce Serdar'la fiziksel mağazada aslında bu deneyimi yaşadınız. İşte bu deneyimin aynısını hem web sitemiz hem iOS ve Android üzerindeki uygulamalarımız üzerinden de aslında sağlayabilirsiniz. Biz esasında en başında dijital kanallarımızı sesli simülasyonla BlindLook uygulamasına dahil ederek başladık. Dolayısıyla çok rahatlıkla burada yaşadığınız aynı deneyimi dijitalde de yaşayabilirsiniz. Mesela burada kulak kraması yaptım. Valla. Sonraki başlık yok. Nasıl aksesuarları ve ürünleri incelerim? Ve nasıl bakarım onu anlatıyor. İşte teknoloji bu arkadaşlar. Gerçek bir sorunu çözme süreci. Birileri çıkıp diğer insanlardan ya da dünya devi şirketlerden daha çok çaba harcayınca çözemeyecek sorun kalmıyor gördüğünüz gibi. Yeter ki yeni ihtiyaçlar yaratmak yerine doğal ya da değil fark etmez. Aramızdaki fırsat eşitsizliğini ve erişilebilirlik sorunlarını ortadan kaldırmak için çaba gösterelim. MediaMarkt Türkiye ve BlindLook ekiplerine bu videoya destek oldukları ve bize teknolojinin yeniden gerçek sorunların çözümü için nasıl kullanılması gerektiğini gösterdikleri için çok
teşekkür ederiz. Umarız bu konuda dünya çapında bir girişim haline gelebilirler. Bize de gurur duymak düşer. Görüşürüz dostlar.